Arkadaşlar merhabalar ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Sayma, permütasyon, kombinasyon konusunun ÖSYM bakış testini bugün sizler birlikte bu videoda çözeceğiz. Gençler ve kampımızda biraz daha ilerleyeceğiz ve son konuya doğru geçeceğiz gençler. Kaynak kitabı olarak Barış Yayınları Video Ders kitabını kullandığımızı zaten biliyoruz. Bilmeyenler için ilk defa görenler için belirtelim. İncelemek isteyen öğrencilerim ise açıklama kısmındaki linklere bakabilirler arkadaşlar. Evet artık hazırsak geçelim derse. Öncelikle ÖSYM bakış birinci soru. Biraz yaklaşmak istiyorum şöyle sorular net görünsün. 4 farklı spor ayakkabı, 3 tane farklı klasik ayakkabı ve 5 tane farklı günlük ayakkabısı bulunan Ayça bu ayakkabılardan herhangi birini kaç farklı şekilde seçebilir? E toplam kaç ayakkabısı var? 4 3 daha 7. 5 daha 12 ayakkabısı var ve ben aslında 12 ayakkabıdan sadece bir tanesini seçmek istiyorum ve bunu 12 farklı biçimde yapabilirim. Doğru cevabım B şıkkı olacaktı. Geldim 2'ye. Aynı okul içerisinde düzenlenen bir başarı sınavına A sınıfından 3, B'den 4 ve C'den 2 öğrenci katılmış. Buna göre her sınıftan en az bir öğrencinin başarılı olduğu kaç farklı durum vardır diye soruluyor. Şimdi şöyle diyeceğiz. Burada 3 öğrenciden her biri için ya başarılı olur ya da başarısız olur diye 2 tane seçenek var. Dolayısıyla her bir öğrenci için 2 seçenek varsa burada 2 çarpı 2 çarpı 2 farklı durum söz konusudur. Yani 8 farklı durum. E burada o zaman 2 üzeri 4'ten 16 farklı durum ve burada da 2'nin karesinden 4 farklı durum var. Lakin her durumun içerisinde mesela şuradaki 8 tane durumun içerisinde her birinin başarısız olduğu durum da söz konusu. Dolayısıyla onu çıkarırsam burada 7 durum, burada 15 durum ve burada da 3 tane durum kalacaktır. 3 kere 7 21, 21 kere 15 de bize tabii ki 315 cevabını verecek. Yani cevabımız A şıkkı olacak. Geldim 3'e. Bir satranç turnuvasına katılan 17 yaşında 10 kişi, 18 yaşında 8 kişi, 19 yaşında 7 kişi arasından açılış maçı için farklı yaşta 2 kişi seçilecek. Buna göre bu seçim kaç farklı şekilde yapılır diye soruluyor. Şimdi farklı yaşlarda 2 kişi seçilecekse eğer şöyle diyelim. 17 ve 18 yaşında, 17 ve 19 yaşında ve 18 ve 19 yaşında 2 kişi seçilebilir. O halde 17 ve 18 yaşında 10 kişiden birini bak 17 yaşında olan 10 kişi vardı çarpı 8 kişiden birini seçerim. Yani aslında bakarsan şuradaki kişi sayılarını çarparak bulabiliriz. 10 kere 8'den burası 80 gelir. Şu kısım için 10 kere 7'den 70 gelir. Ve burası da 8 kere 7'den 56 gelir. 80, 70 daha bize 150'yi, 56 daha 206'yı verir. Yani cevabımız B şıkkı olur gençler. Geldik ÖSYM bakış 4'e. Dört farklı kitap. Dört farklı kitapla her rafta yalnızca bir kitap olacak biçimde kaç farklı şekilde yerleştirilir? Şimdi dört farklı kitaplıktan bahsediyoruz. Şunlar kitaplık ve elinde de zaten dört tane kitap var. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kitap. Kaç farklı biçimde yerleştirilir? Aslına bakarsak bu şu soruyla aynı. Dört kişi yan yana fotoğraf çektirecek. Kaç farklı biçimde sıralanabilirler? Tabii ki dört faktöriyel yani cevabımız 24 olacaktı arkadaşlar. Doğru cevabımız E şıkkında verilmiş. Geldim 5'e. 4 farklı kitap. 3 farklı kitapla her rafta en az bir kitap olacak biçimde konulacak. Buna göre hangi kitabın hangi rafa konulacağı kaç farklı biçimde belirlenebilir. Şimdi 3 tane farklı kitaplık olduğuna göre ve 4 tane kitabımız olduğuna göre bu kitapla 4 buraya 3 buraya 2 farklı kitap gelebilir. 4 çarpı 3 çarpı 2 bize neyi verir? 24'ü. Bir de hocam sondaki bir kitabımız vardı. O kitapta artık 3 farklı kitaplıktan birine dağılabilir. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Çarpı 3 diyeceğiz. Bu da bize 72'yi verecek ama 72 şıklarda yok çünkü cevap 36. Neden? Biz bunu bölü 2 yapmalıyız. Eşittir 36 gelsin. Neden bölü 2 yapıyoruz? Çünkü hocam bunu şöyle düşün 3 tane kitaplık vardı ve senin elinde A, B, C, D kitaplarında olduğunu düşün. Öncelikle A'yı buraya, B'yi buraya, C'yi de buraya yerleştirdiğimizi düşün. Elimizde yerleşmeyen D kalmıştı az önce bunu yapmıştık. O D'yi de buraya yerleştirirsem böyle bir görsel oluşur. Lakin yine 3 kitaplık varken, yine A, B, C, D kitapları varken sen D'yi buraya, B'yi buraya, C'yi buraya yerleştirdikten sonra elinde A kalırsa ve A'yı da buraya yerleştirelim dersen şu görselle şu görsel birbirinin aynısıdır. Dolayısıyla ben her her durumu iki e, şekilde yani her durumu iki defa saymış olurum. Her durum iki defa sayıldığı için de ben tüm durumları ikiye böldüm ve 36 cevabını buldum derim. Geldim ÖSYM bakış 6'ya. Aşağıdaki 6 sorudan oluşan bir anketin cevapları evet ya da hayır biçimindedir. Bu ankete katılan bir kişi tüm sorulara evet ya da hayır cevabı verdiğine göre alt alta 3 soruya evet cevabını kaç farklı biçimde verir diye sorulmuş bize. Alt alta 3 tane evet cevabını şu şekilde olursa mesela birinci, ikinci ve üçüncü soruya evet cevabını vermiş olabilir ama alt alta 3 tanesi dediğine göre ben dördüncü soruya hayır demek zorundayım ve Artık sadece ama sadece şunları belirlesem yeter. Bu durumda bize 5. soruya ya evet ya hayır, 6. soruya ya evet ya hayır cevabı verilerek karşımıza çıkar. Yani Dört farklı biçimde bu şekilde verilebiliyormuş. Peki eğer şu üçü arka arkaya evetse o halde bunun hayır ve bunun hayır olması lazım. O halde sadece şurayı belirlesem yetecek. İki farklı durumda. Devam ediyorum şimdi. Eğer ki şuna şuna ve şuna biz evet cevabını verirsek bu sefer bu kesinlikle hayır ve bu kesinlikle hayır olacak bu şekilde de iki farklı seçenek daha mevcut. 2 burada, 2 burada, 4 de burada. Yani toplamda 8 farklı seçenek mevcut. Bir de sevgili arkadaşlar son durum kaldı. Son durum ne? Son 3 soruya evet cevabı verilmesi evet. Haliyle burası hayır olacak. 2 çarpı 2'den de buradan 4 gelecek. Az önce 8 bulmuştuk. 4 daha 12 yapar. Ve cevabımız 6. sorumuzun cevabı da D şıkkı olmuş olur dedik. Ve sayfayı bitirdik. 280. sayfa bitti. Geldik 281'e. ÖSYM bakış 7'deyiz artık. Bir garson. Sipariş aldığı 2 masaya toplam 6 adet içerek, içecek götürecek. Ve garson siparişleri tek bir adisyona yazdığı için siparişlerin hangi masa ait olduğunu bilinmiyor. En az bir sipariş aldığı her masanın siparişlerini ard arda yazdığını hatırlayan garson siparişleri masalara kaç farklı şekilde dağıtabilir. Şimdi her birinden bir tane içecek almış. Bütün içecek de, türlerinden birer tane sipariş almış. İki tane masamız var. Şimdi masaların siparişlerini de arka arkaya yazmış ve her masadan bir sipariş aldığına göre şöyle diyeceğim. Şuraya bir çizgi atarsam diyeceğim ki mesela bir numaralı masaya ilk önce sipariş aldığı masadan çay siparişi almıştır. Şunları 2 numaralı masadan almıştır denilebilir. Eğer ki bu çizgiyi şuraya atarsam bunun üstündekiler ve altındakiler olmak üzere bu sefer e, sipariş durumu değişecektir. Etti 2. Şuraya atarsam 3. Buraya atarsam 4. Ve buraya atarsam 5 farklı şekilde bu siparişler alınmış olabilir. Lakin şöyle bir durum var. Cevap 5 değil. Yani cevap A şıkkı değil arkadaşlar. Cevap D. E sebep. Çünkü sevgili arkadaşlar... Mesela ben çay siparişini 1 no'lu masaya, kahve, sütlü, kahve, yeşil, çay, kola ve limonu 2 no'lu masaya verdim ama hiç 2 no'lu masaya çay siparişi verdiğim durumu saymadım. Yani bu sefer buradakiler iki, altta kalanlar 1 olursa tabii çarpı 2 diyeceğiz cevaba. Doğru cevabımız da D olacak. Geldik ÖSYM bakış 8'e. Ali. Ali yukarıda gösterilen kare prizma biçimindeki 5 özdeş cismi yanında bulunan çubuğa köşeleri çakışacak biçimde takacak. Buna göre birinci cismi şekildeki gibi taktıktan sonra yani buradaki gibi 4 cisim burada yanda kalan 4 cisim yalnızca 2 tanesinde bulunan sayıların konumu birinci cisimle aynı olacağı kaç farklı biçimde takılır. Şimdi bunlardan ikisi aynı. Dolayısıyla ben ikisinin aynı olduğunu yani şununla şunun konumlarını bildiğim için Diğerlerini bundan farklı bir konumda takacağım. Ve bunların da kare oldukları için aslında şöyle döndürürüm böyle, böyle döndürürüm bir de böyle döndürürüm. Lakin, lakin şöyle bir durum söz konusu. Bunlardan bir tanesi bunlarla yine aynı olacaktır. Dolayısıyla bunlardan birini iptal edeceğiz ve 3 farklı konumda takılabilir diyeceğiz. 2 tane olduğuna göre 3 üç çarpı 3'ten 9 farklı durum söz konusu. Bu bir cepte. Daha sonrasında ben Aynı olanları yukarıdan aşağı doğru görünümleri aynı olanları şu şekilde gösterecek olursam bak şu şekilde. İyi dinliyorsun şimdi beni. Hemen birazcık aşağı kayalım. Şöyle dursun iki tanesi bak. Diğer farklı olanları, bunlardan farklı olanları bu şekilde sıralayabilirim. Daha sonrasında şu şekilde sıralayabilirim. Şu şekilde sıralayabilirim. Pekala. Şimdi en üstte olmasa şöyle olabilir mi? Şu şekilde olur. Şöyle olabilir mi? Evet olur. Ve bir de haliyle şu şekilde olur. Yani toplam kaç tane farklı durum var? 6. 6 farklı durum var. E hocam sen şunları sıralamadın. Sıralamadık ama. Cisimler özdeş. Özdeş oldukları için. E, mesela bir tanesi A konumunda. Öteki B konumundayken. E, ben bunları yer değiştirsem. B ve A konumunda olacak ama. Ben zaten onu 3x3 durumda. Yani şuradaki durumda zaten buldum. Zaten buldum. O halde gençler. Alt aşağıda 6 tane farklı duruş pozisyonu elde etmiştik. Bunlar da kendi işlerinde sıralama sayısı. 6 kere 9'dan cevabımız 54'tür diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani cevabımız C şıkkında verilmiş arkadaşlar. Geldim 9'a. Ali ana klasöründe bulunan 6 dosyayı ABC adlı alt klasörlere gönderecek. Alt klasörlerin her birine en az 2 tane dosya gönderileceğine göre Ali göndereceği bu dosyaları kaç farklı biçimde şey belirler? Şimdi her birinde en az 2 tane diyorsa demek ki 2 birinde, 2 birinde, 2 birinde, birinde olacak. Zaten total 6 6 tane dosya var. O halde 6 tanesinden herhangi 2 tanesini seçtim, buraya gönderdim. Geriye kalan 4 tane ikisinden birini seçtim buraya gönderdim. Ve geriye kalan ikisinden ikisini seçtim ve onları da buraya gönderdim. 15 çarpı 6 çarpı 1'den cevabımız 90'ın ta kendisidir. Yani cevap A şıkkı olur. Geldim 10. soruya. Can ile Cansel'in 2 kız 2 de erkek çocuğu bulunmaktadır. 6 kişilik bu aile fertleri birer vesikalık fotoğraflarını şekildeki 6 bölümü bulunan çerçeveye yerleştirecek. Yerleştirme işlemi. Canla Cansel yani karı koca anne baba bunlar yan yana ya da alt alta olacak diyor. Kız çocukları yan yana ya da alt alta, erkek çocukları da yan yana ya da alt alta gelecek biçimde yapılacak. Bütün yerleştirme kaç farklı şekilde gerçekleşir diye soruluyor. Şimdi anne ile babanın alt alta durduklarını çerçevede şu şekilde gösterelim. Can ve Cansel burada. Tabi bunlar iki farklı biçimde yer değiştirebilirler. İki çarpı. Daha sonrasında kız çocukları şu şekilde duruyorlarsa Erkek çocukları da bu şekilde duracaklardır. Tabi kızlar buraya erkekler buraya da gelebilir. Dolayısıyla kızların ve erkeklerin toplu halde yer değiştirmesi 2. Kızların kendi arasında yer değiştirmesi ve erkeklerin kendi arasında yer değiştirmesi durumları mevcuttur. Peki daha sonrasında artık bu durum bitti. Peki can ile cansel ortadalarsa gene aynı durum söz konusu olacak. Kızlar şu şekilde hatta ve hatta şunu saymadık. Canla Cansel buradayken kızlar erkekler dedik ama kızlar erkekler de olabilir. Aynı durumdan bir tane daha gelecek. Çünkü kızlarla erkeklerin kendi içlerinde şu şekilde yani kızlar ve erkekler yer değiştirebilirler. Daha sonrasında kızlar kendi arasında erkekler kendi arasında çarpı 2 diyebilirim ben buraya. Daha sonrasında geldim artık şu kısma. Eğer canla cansel buradaysa aynı durumdan bir tane daha oluşur. O zaman yine çarpı 2 diyelim. Tamam mı? Aynı durumdan bir tane daha oluşur. Peki canla cansel Şurada değil de eğer şuradalarsa o zaman ne olur? Kızlar erkekler mecburen altlı üstlü olacak fotoğrafları. Anne ile baba kendi arasında yer değiştirir. Kızlar kendi arasında, erkekler kendi arasında ve kızlarla erkekler konumları yer değiştirebilir. Çarpı 2 Şimdi bu artı bu. Peki ama Can Cansel'in fotoğrafları yan yana da durabilir. İşte karışık olan durum burası. Aslında çok da karışık değil çizdiğin takdirde. Canla cansel burada olsunlar. İki farklı biçimde yer değiştirebilirler. Şimdi ya kızlar böyle erkekler böyle ya da erkekler böyle kızlar böyle olacak. Dolayısıyla çarpı 2 kızlar kendi arasında ve erkekler kendi arasında yer değiştirebilir. Daha sonrasında eğer ben canla canseli buradan alıp şuradan alıp şuraya taşırsam aynı durumdan bir tane daha gerçekleşir. Aynı durumdan bir tane daha gerçekleşir. Eğer ki Buradan alıp şuraya taşırsam ve buradan alıp buraya taşırsam aslında az önceki durumdan 2 tane değil 4 tane olduğunu fark ederiz. Yani şuraya 4 yazacaktım ama 2 çarpı 2 yazmak şu an daha iyi. Bunların hepsini toplayacağım. Şimdi şuraya bakıyorum 6 tane 2 var. Buraya bakıyorum 6 tane 2 var. Dolayısıyla 2 üzeri 6 ve 2 üzeri 6. 2 tane 2 üzeri 6'dan 2 üzeri 7 gelir artı bir de bunun üzerine ne ekleyeceğim? 2'nin dördüncü kuvvetini ekleyeceğim. 2 üzeri 7 128'dir. Bunun üzerine 16 eklersem 144 bana cevabı verir. Yani cevabımız C şıkkı olur sevgili arkadaşlar. 10. sorumuzun dedik ve 281'i de böylelikle bitirmiş olduk. Geldik 282'ye. ÖSYM bakış 11'dayız. Aşağıda gösterilen yemek masasına 3 çocuk, bir anne ve bir baba oturacak. Yani 5 kişi oturacak ama masa 6 kişilik. Buna göre bu 5 kişi çocukların yan yana olduğu kaç farklı şekilde oturabilir diye sorulmuş. Zaten çocuklar 3 kişiydi yan yana oturacaklarsa ya bu tarafa otururlar ki çocuklar kendi aralarında 3 faktöriyel biçimde yer değiştirebilirler. Çarpı anne ve baba. Anne ve baba. Anne 3 farklı yerden birine baba 3 2 farklı yerden birine oturacağı için 3 çarpı 2 dedik. Ve bu durumun aynısı bunun simetri içinde geçerli. Çocuklar bu tarafa anne ile baba bu tarafa oturacak olursa da çarpı 2 diyebiliriz. 3 faktöriyel 6'dır. E hocam burası da 6 bir de çarpı 2'miz var. Toplamda cevap 72 olacaktı. Yani 11. sorumuzun cevabı D şıkkında verilmiş. Geldim ÖSYM e bakış 12'ye. Bir mağaza elinde bulunan 7 adet abajuru vitrine yan yana dizip sergilemek istemekte. Buna göre dizilimin başında ve sonunda bulunmayan mavi, yeşil ve kırmızı renkli abajurlardan herhangi ikisinin yan yana gelmediği kaç farklı sıralama oluşur? Yani diyor ki dizilimin başında ve sonunda toplam kaç tane abajur vardı? 7. 1, 2, Aa, yazamadım. Hızımı kestin. Dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Başta ve sonda mavi, yeşil ve kırmızı olmayacak ve bunlar demek ki ortada olacaklar ama yan yana da gelmeyecek diyorsa mavi, yeşil, kırmızıyı mecburi biçimde bu şekilde yerleştirmeliyim. E bunlar kendi aralarına yani mavi, yeşil, kırmızı kendi arasında yer değiştirebilir. 3 faktöriyel. Geri kalan, geri kalan kaç tane kalıyor? 4 tane. Onlar da şunlar yani şunlardan bahsediyorum. Bunların her biri farklı abajürler olduğu için 4 faktöriyel biçimde yer değiştirebilir. 4 faktöriyel 24'tür, 3 faktöriyel 6'dır. 6 kere 24 bana 144 cevabını verir ve cevabımız da böylelikle D şık olmuş olur. Geldik 13'e. Aralarında 2 adet kırmızı fincanın bulunduğu birbirinden farklı 6 adet fincan bir rafa yan yana sıralanacak diyor. Ve buna göre kırmızı renkli fincanların yan yana gelmediği kaç farklı duruş vardır? Şimdi 6 taneydi ya şu dört tane kırmızı olmayanları yerleştirdim. Kırmızılar aha bunlar. Tamam mı? Bu dört tanesini yerleştirdim ya. Şöyle diyorum. Bu dördü kendi arasında 4 faktörel içinde yer değiştirir. Güzel. Şimdi aldım şu kırmızıyı. Nerelere gelebilir? Buraya, 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 buraya ve buraya. Yani toplam 5 farklı yere gelebilirken. Varsayalım ki kırmızı şuraya gelmiş olsun. Şimdi diğer kırmızı için şurası için 1, 2, 3, 4 farklı durum söz konusu şuralara gelemez kırmızının yanına dolayısıyla çarpı 4 diyeceğiz. Burası 20, 4 faktöriyel 24 olduğuna göre 20 kere 24 bana 480 cevabını verir. Doğru cevabımız da E şıkkında verilmiştir. Geldim 14'e. Aralarında Aylin, Aslı ve Akif'in bulunduğu 6 kişi bir bilet kuyruğundadır. Buna göre bu 3 kişiden herhangi ikisinin ardarda gelmediği kaç farklı diziliş vardır? E, 6 kişilerdi bunlar. O halde 1 2 3 kişi. 3 kişinin yan yana gelmesini istemiyor ya. O 3 kişiyi ben şuraya koydum. Şunlar kendi aralarında önceden yerleştirdim 3 faktöriyel biçimde yer değiştirebilirken şu buraya, buraya, buraya veya buraya. Yani 4 farklı yere gelebilir. Yan yana, arka arkaya gelsinler istemiyor. Bir tanesini buraya yerleştirdim. Diğerine 3 farklı yer kaldı ve diğerine 2 farklı yer kaldı. 3 faktöriyel 6'dır. 4 çarpı 3 çarpı 2 24'tür. 6 kere 24 144 yapar ve 14. sorumuzun cevabını verir. Doğru cevap D şıkkı olacaktı. Geldik 15'e. Can, Derya ve Ezgi isimli 3 arkadaş aşağıda boş koltukların mavi renk ile belirtildiği koltukların 7 sıra halinde dizildiği otobüse aynı anda binmişler. Can ile Derya'nın yan yana Ezgi'nin ise bu iki kişiyle aynı sıradaki bir koltuğa oturması kaç farklı şekilde olur? Yani 3 tane boş olacak bir kere o sütunda. Dolayısıyla şurası gider. E hocam burası da gider. Kesinlikle en az 3 tane boş yer olacaktı. Peki <laughs> şu kısımda 3 boş yer var. Canla Derya yan yan oturacaksa Can buraya Derya buraya oturttu. Mezgi de buraya oturacak. Bu durumda sadece Canla Derya yer değiştirebilir. İki farklı biçimde oturabilirler. Geldim buraya. Can Derya buraya gelirse Ezgi için iki farklı yer söz konusu. Canla Derya yer değiştirebilir. Bir de Canla Derya buraya Ezgi bu tarafa gidebilir. Yani 2 çarpı 2'den bir tane daha olacak. Yani toplam 8 farklı durum söz konusu. Burası da şunun zaten simetri olduğu için bunun içinde 2 farklı durum söz konusu. Geldim buraya burası da bununla aynı 8 ve bununla da aynı 8. 8. 8 8 8 24 artı 2 burada 2 de burada 4 daha 28 cevabını verir. Yani 15. sorumuzun cevabı aşık olmuş olur dedik ve 282'yi de bitirdik. Şimdi neredeyiz? 283'te ÖSYM bakış 16'dayız. Pekala. TYT soru kitabına matematik soruları yazan Barış aynı gün içerisinde fonksiyon sayma temel kavram mutlak değer üssü sayı sayı problemi hız problemi konularına ait birer soru yazmış. Fonksiyon sorusunu sayma sorusundan sonra bak üstten alta doğru sıralaması öyle olsun. Fonksiyon sorusunu sayma sorusundan sonra temel kavram sorusundan önce yazmış. Bu 7 soruyu konu sırasına göre kaç farklı biçimde yazmıştır? Şimdi bunları çiviyle çaktım. Geriye hangileri kaldı? Fonksiyon, sayma, temel kavram. Hangileri kaldı? 4 tane kaldı. O 4 tanesinin mesela mutlak değer burada, burada, burada ve burada yazılmış olabilir. 4. çarpı varsayalım ki şurada yazılsın mutlak değer, şurada Şimdi bak diğerine bak iyi izle. Üstü sayı burada yazılmış olabilir, şurada. Yalnız şurada ve şurada da yazılmış olabilir. 3, 4, 5 farklı yerde. O zaman şu 4 farklı, bu 5, bu 6, bu da 7 farklı yerde yazılmış olabilir diyeceğim. 4 kere 7 28, 5 kere 6 30'dur. 30 kere 28 bana 840 cevabını verir. 16. sorumuzun cevabı da böylelikle E şıkkına verilmiştir deriz. Geldik 17'ye. Video paylaşımı platformunda 4 farklı matematik sorusu ve 2 farklı geometri sorusunun çözüm videosunu paylaşacak olan Barış bu soruları pazartesi, salı ve cuma günleri yayınlayacak. Video paylaşma seçeneği ile ilgili de her gün en az bir video paylaşacak olduğunu söylüyor ve herhangi bir matematik videosuyla herhangi bir geometri sorusunu aynı gün paylaşmayacağını belirtiyor. Aynı gün içindeki video sıralamaları önemsiz olduğuna göre Barış paylaşacağı tüm videoları Günlere kaç farklı biçimde dağıtabilir diye sorulmuş bize. Şimdi pazartesi, salı ve cumamız var. E, geometri sorularıyla matematik soruları aynı gün paylaşılamayacağına göre o halde iki farklı durum söz konusu olur. Birinci durum geometriler bir arada olur. İkinci durum pazartesi, salı ve cuma dedim geometriler farklı günde olur. Tamam. Şimdi geometriler farklı günde ise mecburen buralarda matematik olamayacağına göre matematikler mecburen bir güne toplanmış olacak. Lakin tabii bu tek bir durum değil mesela sağdaki. Sağdakinin şöyle seçeceksin. Diyeceksin ki matematikleri yayınlayacağım gün seçmem lazım. 3 gün var. 3 günden birini seçtim. Çarpı geometriler. Geometri 1 ve Geometri 2 videoları oldukları için, yani farklı videolar oldukları için İki tane farklı gün varsa iki farklı biçimde sıralanırlar. Yani G1, G2 olduğu gibi G2, G1 de olabilir. Dolayısıyla çarpı 2'den bu durumda 6 tane farklı diziliş, 6 tane farklı video yayınlama sırası oluşabilir. Peki bir de şuna bakalım. Şimdi geometrileri önce seçmem gerekiyor. 3 günden herhangi bir tanesini seçtim. Bugün geometriler yayınlansın dedim. Daha sonrasında matematikler diğer iki güne sıralanması lazım, dağılması lazım. Bunun için ya mesela Salı ve Cuma ise bir video Salı, üç video Cuma, iki video Salı, iki video Cuma veya üç video Salı, bir video Cuma şeklinde. O halde bunlar içerisinde hangi videoların mesela Salı günü hangi video yayınlanacak? Bir video seçilecekti ya işte dört tane matematik videosundan bir tanesini seçerim. Çarpı üçün üçlüsü demeyeceğim çünkü geriye kalan 3 üç videonun üçü de Cuma günü yayınlanır. Şuradaki iki videoyu artı diyorum. 4'ün ikilisi biçiminde seçerim. Ya da hep ya da olduğu için bunlar toplanıyor. Buradaki 3 videoyu da 4'ün üçlüsü biçiminde seçerim. Şimdi 4 4 6 burası 14 yapar. 14 kere 3 bize 42'yi verir. 42 farklı durumda burada mevcut. 42 ile 6'nın toplamı 48 bize cevabın ta kendisini verir. Evet gençler. Sağ üst taraftayız. Günlük ödevini planlayan Deniz her birinin ders adı ve test sayısının belirtili not kağıtlarından rastgele sırayla seçip planlamaya ekleyecek. Buna göre matematik test sayılarının artan sırada planlandığı kaç farklı diziliş meydana gelir diye soruluyor. Şimdi matematikler hangileri? Bu, bu, bu ve bu. Test sayılarına baktığın zaman da 3, 4, 2 ve 5. Yani 2, 3, 4, 5 var. Şimdi 2, 3, 4, 5. Bunlar matematiklerdi. Planlamada test sayıları artan biçimde bu şekilde konuldu ve bunları buraya çaktığımızı düşünün yerleri bir daha oynamayacak. Bizim yerlerini oynatacağımız şeyler biyoloji, fizik, biyoloji ve fizik olacak. Tabi fiziklere bakıyorsun biri 3 test biri 5 test biyolojilere bakıyorsun biri 5 biri 3 test yani bunlar birbirinden farklılar. Matematik test sayıları artan sıradaysa iki tane biyoloji ve iki tane fizikler vardı ve bunlar birbirinden farklıydı. Şuradaki biyolojiyi seçersem kaç farklı yarı yerleşebilir? 1 2 3 4 5 farklı yere yerleşebilir. Varsayalım ki fizik buraya yerleşti. Şimdi pardon, önce biyolojiyi yerleştirmiştik değil mi? Özür diliyoruz. Önce biyolojiyi yerleştirmiştik. Diğer biyoloji için 1 2 3 4 bir tane buraya bir tane veya burada yer oluşur artık. Biyoloji oraya yerleşince iki farklı yer bir tane daha ekstradan yer açılmış oluyor. E doğal olarak 6. E diğeri 7 diğeri 8 olur o zaman. Cevap buydu. 5 kere 8 40 yapar. 6 kere 7 de 42'dir. Çarparsak 1680 cevabının ta kendisini buluruz. Cevabımız B şıkkı olur. Şimdi geldik 19'a. Kerem diye bir vatandaş var. Bunun gün içerisinde kullandığı 7 farklı ilaç var. E bu 7 ilaçtan da gençler e ee, vitamin ve tansiyon ilacını peş peşe kullanmaması gerekiyor. Buna göre Kerem'in vitaminle tansiyon ilaçları arasında en az 3 ilaç kullandığı kaç farklı sıralama vardı? Şimdi toplam 7 ilaç vardı ya. 1 2 3 4 5 6 7. Varsayalım ki vitamin burada bir de tansiyon ilacı vardı. En az 3 gün olacaksa en az 3 ilaç olacaksa tansiyon burada. Şimdi vitamin tansiyon böyleyken bunlar kendi aralarında yer değiştirebilir 2 faktöriyel çarpı çarpı Şimdi burada 1 2 3 4 5 tane farklı ilaç var. Onlar da 5 faktoryel biçimde kendi aralarında sıralanabilir. Tabii vitamin tansiyon bu şekilde aralarında 3 gün varken bak şöyle de 3 gün olabilir. Şöyle yaparsam da 3 gün olur. Böyle yaparsam da 3 gün olur. O zaman bundan kaç tane varmış? 3 tane varmış. Ya da ya da Şimdi bunları sildim. Vitamin burada. Bu sefer aralarında 4 tane ilaç olsun. Tansiyon buradaysa ya bu şekilde sıralanırlar ya da şu şekilde sıralanırlar. dolayısıyla bunlar kendi aralarında yer değiştirebileceği gibi 2 faktöriyel. Diğerleri 5 faktöriyel biçimde sıralanır. Bundan da ya bu şekilde ya da bir yana kaymış haliyle aralarında 4 tane ilaç olacaksa iki farklı durum söz konusudur. Veya vitaminle tansiyon ilacı arasında 5 ilaç vardır. Dolayısıyla bunlar kendi aralarında yer değiştirebilir. Diğer ilaçlar 5 faktöriyel biçimde yer değiştirir. Ve zaten farklı da bir durum olmadığı için çarpı 1 diyeceğiz. Şimdi burada 2 çarpı 5 faktöriyel, 2 çarpı 5 faktöriyel, 2 çarpı 5 faktöriyel var gördüğünüz üzere. Burada 3 tane, burada 2 tane, burada 1 tane. O zaman toplam 6 tane 2 faktöriyel çarpı 5 faktöriyelimiz vardır. 5 faktöriyel 6'nın çarpımı 6 faktöriyel yapar. 2 ile 6 faktöriyelin çarpımı bize cevabı verir. Doğru cevabımız 19 sunucu sorumuzun cevabı A şıkkı olacaktı gençler ve böylelikle 283'ü de bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi nereye geçeceğiz arkadaşlar? Bir diğer sayfamıza geçiyoruz. 284. sayfa ÖSYM bakış 20. sorudayız. Devam. Berna öğretmen 7 ders saatinin olduğu bir okulda görev yapmakta. 7 ders saatinin 3 tanesinin dolu olduğu bir gün Ders programına bakan Berna öğretmen her iki dolu dersinin arasında bir boş ders olduğunu fark etmiş. Buna göre Berna öğretmenin dolu olan dersleri kaç farklı şekilde belirlenir? Bak dolu olan derslerinden bahsediyor. Üç tane farklı dersinin olduğundan derslerini sıralamasından falan hiçbir şekilde bahsetmiyor. Biz sadece Berna öğretmenin ders programını doldurmaya gayret gösteriyoruz. Olay sadece bundan ibaret. O halde 1 2 3 4 5 6 7 tane ders saatinden 3 tanesi dolu lakin bunların arasında birer ders varsa bu şu şekilde gerçekleşebilir. Bak gördün mü? 1 başka hocam şöyle olursa da aralarında birer ders olur. Böyle olursa da e kaç tane durum saydın? Artık bitti gün bitti. E 3 tane demek ki cevabımız da 3 olacaktı deriz. 21. ÖSYM bakış Farklı yaşlarda 4 erkek ve 4 tane kız çocuğunun bulunduğu çocuk korosu aşağıdaki şekilde gösterilmiş. E buna göre erkek çocukların yaş sıralamasıyla sıralandığı kaç farklı diziliş meydana gelir diye de sorulmuş bize. Şimdi şöyle ki erkek çocuklar yaş sıralamasına göre sıralanacaklar ya. Şimdi erkekleri sıraladım. E1 E2 e3 ve E4. Varsayalım ki E1 en küçük E4 en büyük olsun. Bu şekilde sıraladık. Şimdi bunların aralarına kızlar girebilir. Sonuç olarak erkekler hala yaş sıralamasına göre sıralanmış olurlar. E 4 tane kız vardı. O 4 kızdan birincisi 1 2 3 4 5 farklı yerden birine yerleşebilir. Çarpı. Varsayalım ki buraya geldi. Şimdi artık diğer kız için 1 2 3 4 5 6 farklı yer Diğeri için 7, diğeri için 8 farklı yer söz konusudur. Ben bunları çarparsam 1680 gelir. Şıklarda da var lakin cevap E'ymiş. Neden peki? Çünkü erkekler yaş sıralamasına göre dizilir diye sormuş. Soldan sağa küçükten büyüğe doğru dememiş. Sağdan sola doğru küçükten büyüğe de yerleşebilir. Dolayısıyla erkekler için iki farklı durum daha söz konusu olduğu için çarpı 2'den 3360 bize cevabın ta kendisini verir. Geldim 22'ye. 4 basamaklı bir sayıya eşit olan banka kartının şifresini unutan Bekir sadece sayıların artan sırada olduğunu hatırlamıştır. 8, rakamı kullandı, 8 rakamını kullandığını da hatırlayan Bekir en çok kaç farklı denemeyle doğru şifreyi bulabilir diye sorulmuş. Unutma 4 basamaklı bir sayıya eşitti bu. 4 basamaklı bir sayı. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Şimdi ben 2 tane durum inceleyeceğim. Neden 2 birazdan anlayacaksın. En büyük rakam burada 8 olabilir ve 1'den 1'den 7'ye kadar 7 tane rakamımız olduğu için ki 4 basamaklı bir sayıydı. Rakamlar artan sırada olduğu için birbirinden de farklıdır haliyle. Şimdi iyi düşün burayı. Başa zaten 0 gelemez. Başa sıfır gelemeyeceği gibi buraya da sıfır gelemez o zaman hocam buraya da sıfır gelemez neden çünkü sıfırdan küçük rakam yok e, en başa da sıfır gelemiyordu o zaman ben sıfırı elerim arkadaş birden 7'ye kadar da 7 tane sayı vardır bu 7 sayıdan herhangi 3 tanesini seçersem mesela örnek veriyorum 1'i 5'i ve 7'yi seçtim e, küçükten büyüğe zaten tek bir şekilde sıralanır. Her 7 sayıdan 3 tanesini herhangi 3 tanesini seçtiğim zaman bana bir tane şifre verecektir. 7'nin üçlüsü 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 faktöriyelden 35 olduğu için şu şekilde olan 35 farklı şifre vardır. Peki diğer tarafta en büyük rakam 8 değilse en büyük rakam 8 değilse en büyük ikinci rakam 8'dir. E mecburi olarak en büyük rakam 9'dur. Çünkü 8'den sonra sadece bir tane sayımız var. O halde 8 ve 9'un yeri belli. Benim sadece 2 tane rakam seçmem lazım. Kaç tanesinden? Yine 7 tanesinden. 7'nin ikilisi bana 21'i verir ve 21 farklı şifre de buradan gelir. En büyük 3. rakam ya da en küçük 2. rakam 8 olamaz. Çünkü 8'den büyük sadece bir tane rakam var. Bundan kaynaklı ben 2 tane durum oluşur demiştim. 21 artı 35 56 yapar. Cevabımız da 56'dır sevgili gençler. Evet 22. soruyu çözdük. Cevabına C dedik. 23 için sağ üst taraftayız. Bir bilgisayar oyunu oynayan Cemil ilk oyununda 10 defa hata yapmış. Cemil ilk oyunu 4 defa daha denemiş. Ve hata sayıları her defasında bir önceki denemesine göre de azalmış. E buna göre Cemil'in diğer 4 denemesinde hata sayıları kaç farklı biçimde oluşmuştur diye soruluyor. Tabi hata sayıları azaldığına göre hatasız bir oyun oynama durumu da söz konusu. Yani sıfırı kullanabilirim. Peki ondan küçük kaç tane sayımız var 0'a kadar? Tabii ki de 10 tane. O zaman ben 4 tane denemem varsa ve hani mesela şöyle diyelim 10 tane hata yapmıştı ya. Bir sonrakinde 8, bir sonrakinde 6, bir sonrakinde 3, bir sonrakinde 2 hata yapmış olabilir. Ve sen 10 tane sayıdan Herhangi 4 tanesini seçersen ancak bu şekilde tek tip sıralayabilirsin. Yani çarpı 1. O halde cevabımız 10'un dörtlüsü. 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 4 faktörü geldi biliyorsun. 24'tür. E ben de 24'ü sadeleştirdim 3. 3 ile 9'u sadeleştirdim 3. 3 kere 7 21. 21 kere 10 da bana 210'un ta kendisini vereceği için. ve doğru cevabımız da 210'dur. Yani B şıkkıdır deriz. Geldik 24'e. Barış avuç içindeki aynı değerde olanların özdeş olduğu madeni paraların tamamını kullanarak kahve makinesinden kahve alacaktır. Paralar makinenin girişine sırasıyla atılıp farklı kahvelerden bir tanesi seçilecek. Bir paralar üzerinde bir para yazanlar bir paralar ardarda atılmadığına göre paralar makineye kaç farklı biçimde atılmıştır diye soruluyor. Şimdi beni iyi dinliyorsun. Öncelikle toplam burada 3, 5, 8 tane bizim paramız var ve bu paralardan bir paraları bir ayıralım arkadaşlar. Bir paraları ayırırsak elimizde 6, 8, 10 ve 15 paralar kalacaktır. Tamam. 6, 8, 10 ve 15 paralar. Geriye 4 tane bir paramız kaldı mı kaldı. Şimdi bunlar birbirinden farklı. Dolayısıyla atılış sıraları da birbirinden farklı olabilir. Yani 4 faktöriyel biçimde şu 6, 8, 10 ve 15 paralar yer değiştirilebilir. Ve artık yerleri bellidir. Şimdi geldim şu 1'e. Hocam bu 1 Nereye yerleşebilir atış sırasına göre? Buraya, 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 buraya ve buraya. Yani toplam 5 farklı durumu söz konusu. Varsayalım ki buraya yerleşti. Peki buradaki 1? Hocam buradaki 1 de arka arkaya atılmayacağı için ya buraya, ya buraya, ya buraya ya da buraya. Yani çarpı 4. Diğeri için çarpı 3 ve diğeri için çarpı 2 demem gerekiyor. Değil mi? Pekala. Şimdi devam edelim düşünmeye. E şimdi hocam Burada benim bütün sıralamam bu. Yani 24 çarpı hatta ve hatta şurası 120'dir. 120 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 yani 120 kere 24. Bana cevabı verir ki kendileri 2000 küsür bir sayı yapar. Işıklara bakıyorsun yok. Demek ki bir yerde bir düşünce hatamız var. Peki bu düşünce hatamız nerede? İyi dinle beni. Adam diyor ki soruda bana Aynı değerde olanların özdeş olduğu diyor. Yani bu birler özdeş. E ben bunları niye sıraladım ki o zaman? E sıralamayacağız tabii ki de. Ne yapacağız hocam? Sa e biz 4 tane biri sıraladığımız için o sıralamayı engellememiz gerekiyor. Yani 4 faktörüyle bölmemiz lazım. 4 3 2 4 3 2 1 birbirini götürdü. Geriye kalan sayı bize cevabı verir. Yani cevabımız C şıkkı olur sevgili gençler. Geldim 25'e. Avrupa yakasında 4 Anadolu yakasında 5 bayisi bulunan bir firma. Şimdi Avrupa yakasını şöyle resmedelim gençler. Bura İstanbul olsun. Burası Avrupa. Şöyle Avrupa yakası. Şu tarafta hop şöyle yapalım. Girintili çıkıntılı. Bu tarafta Anadolu yakası olsun. Şöyle Anadolu yakası olsun. Tamam mı? Pekala. Şimdi diyor ki bu tarafta 4 tane. 1 2 3 4 Anadolu yakasında 1 2 3 4 5 tane bayisi var. Her gün sadece 4 bayiye tedarik yapılacak ve her yakadan en az bir bayiye tedarik yapılacak diyor bugünlerde. Buna göre gittiği bayiye aynı gün içerisinde bir daha gidilmemek şartıyla aynı güne ait bayi seçimi kaç farklı biçimde yapılabilir diye sorulmuş. Şimdi 4 tane yapacaksa Anadolu, Avrupa diyelim o solda. Avrupa ve Anadolu diyelim, tamam mı? Bir tane burada, üç tane burada iki, burada, iki burada, iki burada ya da üç burada bir burada e, bayi ziyareti yapabilir. E, peki o halde Avrupa'dan bir tane olacaksa dördünden birini seçer. Anadolu'da üç tane olacaksa beşinden üçünü seçer. Bu durum bitti. Artı dört tanesinden ikisini seçer Avrupa'dan, beş tanesinden ikisini seçer Anadolu'dan. Artı bu da bitti. Üç tanesini seçer, dört taneden üçünü seçer Avrupa'dan. Hapşurmak istemiyorum. Hapşurdum orayı kestim artık yapacak bir şey yok. Ve bir tanesini seçer 5 tanesinden Anadolu yakasından. İşte cevap bu. 4'ün 1'lisi 4, 5'in üçlüsü 10. 4'ün 2'lisi 6, 5'in 2'lisi 10. 4'ün üçlüsü 4 ve 5'in 1'lisi 5. Hocam şurası 20'dir, burası 60'dır, burası 40'tır. Ben bunları toplarsam 120 gelir. Cevabımız da o halde 120 olur. Yani 25. sorumuzun cevabı A şıkkıydı dedik. Ve böylelikle 284. sayfayı da gümlettik arkadaşlar. Şimdi sırada 285. sayfadayız ve ÖSYM e bakış 26 var. Timur'un 7 farklı tişörtünden 3 tanesi beyaz ve diğerleri siyah renklidir. 3 tane beyaz ve demek ki 4 tane siyah renkli tişörtü var. Timur bu tişörtleri sırasıyla 7 gün boyunca giydiğinde ilk ve son gün beyaz tişört tercih etmiş. Beyaz beyaz arada da kaç gün kalacak? 5 gün kalacak. Ve diyor ki Timur'un tişörtleri ee, kullanma sırası en fazla kaç farklı şekilde oluşur diye sormuş. Bir kere birbirinden farklı tişörtler. 7 farklı tişört diyor. O zaman ben şöyle diyeyim. Birinci beyaz tişörtü buraya 3 farklı biçimde yerleştirebilirim. Çünkü 3 tane beyaz tişörtü vardı. Buraya da diğer beyaz tişörtü 2 farklı biçimde yerleştiririm. Ve bu yerleşimleri yaptıktan sonra geriye zaten sadece bir tane beyaz ve 4 tane siyah tişörtüm kalmıştır. E bunlar da birbirinden farklı olduğu için 5 faktöriyel biçimde sıralanabilirler. Değil mi? Peki 5 faktöriyel kaç? 120. Buraya da 3 kere 2 demiştik değil mi? sıralanış sayısına. Çarpı 6 dersem 720 bana cevabı verir. Doğru cevabımız 26. sorumuzun cevabı B şıkkı 720 olur. Peki devam edelim ÖSYM bakış 27 ile. Enes'in 3 farklı kravatı var. 5 farklı gömleği, 3 farklı ceketi, 2 farklı montu, 6 farklı kazağı var. Şimdi Enes Birer kravatını bir gömlekle, kravat eşlediği her bir gömleği de ceketle eşlemiş. Yani şöyle, e, kravat, gömlek, ceket kombini yapacak. Şimdi bunu e, çok fazla, yani kravattı, gömlekti, ceketti, montlu kazaktı çok fazla olduğu için ben şöyle düşünmek istiyorum. Şurası kravatlar olsun, şurası gömlekler olsun. Şurası da ceketler olsun arkadaşlar. Tamam mı? Hatta bunu biraz şöyle taşıyalım tamam. Şimdi kaç tane kravat vardı? Kravat. Burası neydi? Gömlek. Şurası da ceketti. O bir dursun. 3 tane kravat vardı. 1 2 3. 5 tane gömlek vardı. 1 2 3 4 5 ve 3 tane ceket vardı. 1 2 3 dedik. 2 tane farklı montu vardı. Şöyle mont diyelim. Ee, bir de ne vardı? Mont ve kazak. Şu da kazak olsun tamam mı? Kaç tane e, montu vardı? İki tane. Şurası mont. Ve altı tane kazak var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane de kazağı var. Bu kişinin enesin. Peki. Diyor ki. Şimdi birer kravatını farklı gömlekle. Kravat eşlediği her bir gömleği bir ceketle eşleşmiş, eşleştirmiş. Bu eşleşmeden sonra kravat eşlemediği her bir gömleği almış. Onu bir kazakla o kazada bir montla e, gençler eşlemiş. Enes bu eşleme işlemlerini kaç farklı bir şekilde yapabilir? Şimdi kaç tane kravat vardı burada? 3. Bunları karşıdaki gömleklerle eşleyecek. Şimdi birinci kravat için 5 farklı gömlek söz konusu. Diğeri için 4, diğeri için 3 farklı. Şimdi kravatların her birini eşledik ve varsayalım ki bunu, bunu ve bunu kullandım. Daha sonrasında buradaki bu üçünü de bu üç gömleği artık bunlar kravatla eşleşmiş gömlekler. Bu üç gömleği de üç tane ceketle eşleştirecek. E üç tane ceket olduğuna göre birinci gömlek üç, ikinci gömlek iki, diğer gömlek de tek farklı biçimde eşleşir cekette. Yani burası artık ne oldu? Beş çarpı, dört çarpı, üç çarpı, altı. Tamam. Peki. Hatta çarpalım mı bunları da ya? Bir dursun bakalım. Yani kravat gömlek ceket üçlemesi bu şekilde yapıldı. Diyor ki kravat eşlediği her bir gömleği bir ceketle eşlemiş. Okey. Eşleşmeden sonra kravat eşleş eşlemediği her bir gömleği yani şuradaki iki gömlek var ya işte onları onları bir kazakla eşlemiş. Şimdi şunu altı farklı kazaktan birisi, diğerini de 5 farklı kazaktan birisiyle eşleştirir. Varsayalım ki şu kazak ve şu kazakla eşleştirdik ve bunları da eşleştirdiklerinde birer montla yani iki çarpı bir biçimde de bunları eşleştirir sevgili gençler. Peki şimdi ne yaparız? Hocam şimdi şunu yaparız. Bu eşleşme ve bu eşleşme. Tabi gömlekler burada hem bunu hem bunu tabi. Mesela burada şu gömlek seçilip bu eşlenmeyen gömlek bu olup bunları kazakla da eşleştirebilirdim. Dolayısıyla birbirini etkileyen durumlar olduğu için çarpacağım bunları. Şimdi 6 çarpı 5, 4, 3, 2'yi seçersem 6 faktöriyeli verir bana. Ve burada geri kalan 5 çarpı 3, 15 kere 2'den 30 yapar çarpı 30 dersen birlerin büyük bir mü yoktu? 30 çarpı 6 faktörü yani D seçeneği bana cevabı vermiş olur. 28. Kare kütüphane birden 8'e kadar numaralandırılmış 8 çalışma bölümünden oluşmakta. İsmail, Kenan ve Kemal isimli 3 arkadaş bu kütüphaneye çalışmaya geldiklerinde hiçbiri aynı bölümde çalışmayacak. Hiçbiri ardarda numaralı çalışma bölümlerinde de bulunmayacak biçimde birer bölüm seçmiştir. O halde ben burada önce bölümleri numaralandırmak yerine ben önce İsmail, İsmail, Kemal ya da Kenan ve Kemal'i bu şekilde buraya koyarım. Daha sonrasında bölüm numaraları atarım bunlara. Tamam mı? Ve kaç tane benim bölümüm vardı? Hocam 1'den 8'e kadar 8 tane. Varsayalım ki bunları birer bölüme yerleştirdim. Geriye 5 tane bölüme kaldı. Tamam mı? Buna göre bu üç arkadaş bölüm numaralarını kaç farklı biçimde belirleyebilir? Şu bölümü 1, 2, 3, 4 farklı yerden birisine yerleştiririm. Şimdi ne demişti? Ard arda numaralı çalışma bölümlerinde bulunmayacak demişti. Ya tam tersi, tam tersini yapalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 e, tane bölüm olsun. Tamam 5 tane bölüm olmuş olsun. Bu şekilde. Şu an doğru bir şey yapıyor muyum diye de şüphelenmiyor değilim kendimden. Çok hızlı başladık soruya. Şöyle diyelim en iyisi. Gençler. 8 tane vardı. 3 ee, kişiler bunlar. İsmail, Kenan hocanız ve yani ben Kenan hocanız ve e, VIP Fizik. Şimdi 3 kişiyiz biz. Arka arkaya bölümlerde oturmayacağız arkadaşlar. He, tamam. Tamam çok güzel. O zaman şu şekilde yapsak olur mu acaba diye bir düşünelim bakalım. Şimdi arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 diye ben 5 tane bölüm oluştursam. Şimdi 5 bölüm boş kalanlar bunlar. Ben İsmail'i, Kenan'ı ve Kemal'i buralara aralarına yerleştirsem. Mesela İsmail, Kenan ve Kemal'imiz var. İsmail 1, 2, 3, 4, 5, 6 yerden birine yerleşebilir. Varsayalım ki şuraya yerleşti artık. Şimdi Kenan için 5 farklı yer kalır. Kemal için de 4 farklı yer kalır ve bunlar her biri farklı yerlere yerleşmiş olduğu için aralarında mutlaka bölümler olacaktır ve arka arkaya olan bölümlerde yer almamış olacaklardır. Çok güzel. 6 kere 5 30 kere 4'ten 120 bana cevabı verir. 28. sorumuzun cevabı da A şıkkıdır deriz. Geldik 29'a. 8 arkadaş bir önceki yıl gittikleri tatil beldelerini listelemiş. Ve bu 8 kişi listede belirtilen tatil yerlerinin yalnızca bir tanesine rezervasyon yaptıracak. Yani her biri farklı bir yere gidecek. Yapılacak rezervasyonla ilgili bilgiler şu, şu biçimdeymiş. Bir önceki yıl her kişi tek başına ve diğerlerinden farklı tatil beldesine gitmiş diyor. Zaten yazılmış. Bir önceki yıl gittikleri tatil beldesinden farklı bir beldeye gidecekler. Ama bir önceki yıl güneye gidenler yine güneye batıya gidenler yine batıya gitsin istiyor. He, kaç farklı biçimde rezervasyon olmuş. Şimdi mesela bir önceki yıl Kaş'a giden eleman Yine güneyde bir yere gidecek ama Kaşa gitmeyecek. O zaman bunun kaç farklı durumu söz konusu? 3. E kalkana giden eleman da yine kalkana gitmeyecek ama güneydekilerden birine gidecek. Onun içinde 3. Bunun içinde 3. E buraya giden içinde 3. Diğer tarafa bakıyorsun. Çeşme'ye giden Bodrum Marmaris veya Ayvalık'a gidecek. Onun içinde 3. E diğeri içinde, diğeri içinde, diğeri içinde 3. Yani 3 üzeri 8 farklı biçimde bu sıralama gerçekleşir. Doğru cevabımız D şıkkıydı. Geldik 30'a. Bir okulun düzenlediği spor festivalinde 9, 10 ve 11. sınıf kademelerinin her birinden eşit sayıda öğrencinin olduğu bir turnuvada yarışan öğrenciler basketbol potasına teker teker atış yapmakta. İlk atışı rastgele bir öğrenci yaptıktan sonra bir sonraki iki atış daha önce atış yapmamış kademelerdeki öğrenciler tarafından gerçekleştirilecektir. Festivalde basketbol potasına ilk 3 atışı yapacak öğrenciler 384 farklı şekilde seçildiğine göre. Her bir sınıf kademesinde öğrenci sayısı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle öncelikle ben ee, şimdi birinci atış yaptıktan sonra diğeri ve diğer sınıf yapacak ya. E bu sıralama zaten mesela 9 10 11 olabileceği gibi 9 11 10 da olabilir. E 10 9 11 de olabilir. E 10 11 9 da olabilir. 11 9 10 da olabilir. 11 19 da olabilir ki sınıflar kendi aralarında 3 faktöriyel yani 6 farklı biçimde sıralanabilir. Demek ki ben sonucu bulurken 6 ile çarpı 384 bulmuşum. O zaman ben bu 384'ü 6'ya bölecek olursam ki bu bana 64'ü verecektir. Değil mi? 64'ü verir. Demek ki her bir sınıfta en tane çocuk varsa n'in birlisi çarpı n'in birlisi çarpı n'in birlisi, birlisi 64'müş. O zaman bu da 4 çarpı 4 çarpı 4 değil midir? Enin birisi 4 ise her bir sınıfta 4 kişi vardır deriz. Her bir sınıf kademesindeki öğrenci sayısı, sorulmuştu. Cevabımız 4 olacaktı. 285'i de bitirdik ve böylelikle 286'da 31. ÖSYM bakışa geçmiş bulunuyoruz. Aşağıda 1'den 4'e kadar ünitelendirilmiş matematik ve geometri kitapları bir raf üzerinde her bir sütunda 4 kitap üst üste gelecek biçimde şekildeki gibi konulacak. Bu işlem rastgele yapıldığında Aynı branştan kitapların aynı sütunda yani aynı şekilde görüldüğü gibi ama şartı şu şartı şu tek numaralı kitaplar yukarıdan aşağı doğru artanken yani 1'e 3 şeklinde çift numaralı kitaplar da aşağıdan yukarı doğru artan yani 4 2 biçimde üst üste kaç farklı biçimde sıralanabilir diye soruluyor bize. Şimdi şöyle 1 3 4 2'yi sıralamam gerekiyor benim. Lakin Mesela 1 ile 3'ü sabitledim diyelim tamam mı? Ya yani sonuçta yukarıdan aşağı doğru artan sıralamada. Peki 2 ile 4'ü ben nasıl yerleştirebilirim? Şimdi 1 3 buradayken 2 4 3 1 yapabilirim. Bu 1. 2 3 4 1 yapabilirim. Bu 2. 2 3 1 4 yapabilirim. Bu da 3. Peki 2 en altta değilse? Ya yani ikinci sıradaysa mesela. O zaman 3 2 1 4 olabilir. 3, 2, 4, 1 olabilir. Değil mi? Yani 3 burada, 2 buradaysa 1 ile 4 iki farklı bir şekilde yer değiştirir kendi aralarında zaten. Peki en altta e, sevgili arkadaşlar e, herhangi bir çift yokken herhangi bir çift yokken bir üstünde de çift yoksa yani 3 birse sadece tek farklı biçimde. 3 1 2 4 olur. Değil mi? Peki bu biçimde kaç farklı bir sıralama söz konusu? Bak burada saydık toplamda 6 tane farklı durum gelmiş oldu. Peki tümü bu mu diye bir daha kontrol edelim şöyle. Ee, ne demiştik biz? 1 ile 3 sabit dursun demiştik değil mi? En altı zaten 2 veya 3 gelebilir. Farklı bir şey gelemez. 4 gelemez çünkü 2 bunun altında olmak zorunda. 1 gelemez çünkü 3 bunun altında olmak zorunda. Güzel. Şimdi bütün sıralamalar bu şekilde o zaman. 6 farklı biçimde sıralanabilir dedik biz buna. Peki hocam madem öyle. Şimdi şunu düşünelim. Bunlar 6 farklı biçimde sıralanırken. Şu kenardaki geometrilerde 6 farklı biçimde sıralanmaz mı? 6 kere 6. E ne yaptı? 36. Işıklarda yok. Ama sana demiyor ki matematik kitapları solda olsun. Geometri kitapları sağda olsun diye. Bunlar da yer değiştirebilir ki onlar da iki faktöriyel biçimde yer değiştireceği için doğru cevabımız 72'nin ta kendisidir. Ve sağ üst tarafta yani hemen yanındaki soruya bakıyoruz. ÖSYM bakış 32. Aşağıda bir kütüphanenin salonunda dörder kişilik iki çalışma masası ve birden 8'e kadar numaralandırılmış oturum yerlerinin planı verilmiş. 8 kişilik bir arkadaş grubu bu kütüphanede her sandalyede bir kişi oturmak üzere. Aslı da belir karşılıklı sandalyelerde olsun istiyor. Beril ile Caner farklı masalarda olsun istiyor. Caner ile Ege de yan yana olsun istiyor. Yani ben Caner'e yeri belirlersem Ege otomatikman belirlenmiş olacak. Değil mi? Yani yan yana duruyorlarsa ben Caner'e bir tane yer atarsam hemen yanında Ege oturmak zorunda. Ege'nin yeri hazır. Bu 8 arkadaş kaç farklı bir şimdi oturabilir? Şimdi bak Aslı ile Beril yan yana diyorsa ben bunu sana şöyle modellemek istiyorum. Şöyle yapalım. Ha bundan bir tane daha olacak işte. Şöyle. Sonrasında bunlar iki masaydı şu şekilde olsun, şöyle olsun, şöyle olsun ve şöyle olsun, tamam mı? Şimdi bak, Aslı ile Beril karşılıklı oturacaktı. Ama Caner bunlardan farklı bir masada oturacağı için Caner'in burada oturacağı 4 farklı yer söz konusu. Ya buraya, ya buraya, ya buraya, ya buraya. 4 çarpı e Aslı ile Beril kendi arasında iki farklı biçimde yer değiştirebilir çarpı. Şimdi Caner buradaysa Ege zaten otomatikman burada olacak. Caner buradaysa Ege burada. Caner buradaysa Ege burada. Zaten Ege'nin yeri hazır dedik. E dolayısıyla Ege'ye yer seçmemize lüzum da yok. Değil mi? Peki madem öyle. Şimdi düşünüyorum. 4 çarpı 2'yi bulduk. Bunda bir sıkıntı yok. E diğerleri kaç kişiydi? 8 kişilerdi. E 4 kişiyi oturtturdum ben şu an. 4 faktöriyel biçimde de diğerleri sıralanır. Peki ya Aslı ile Beril buradaysa? Gene aynı durum. Ya asıyla beril buradaysa gene aynı durum. Ya asıyla beril buradaysa gene aynı durum. Aynı durumdan 4 tane varmış. O zaman cevabımız bu. 4 çarpı 4 bize 2 üzeri 4'ü verir. Çarpı 2 var. Şimdi de 4 faktöriyel var. O da 4 çarpı 2 çarpı 3'tür. Dolayısıyla şurası bana 2 üzeri 3'ü verir. 2 üzeri 3 ile 2'yi çarptım. 2 üzeri 4. Kere 2 üzeri 4 2 üzeri 8 yapar. Bir de bunu 3 ile çarparsam cevabı bulurum. 3 çarpı 2 üzeri 8 de bize cevabın ta kendisini verir gençler. Yani cevabımız A şıkkında verilmiş dedik. Bu sayfayı da bitirdik 286'yı ve 287'ye geçtik. Olan bir videoda şeyi bitireceğiz ha kitabı bitireceğiz az daha. Bir firmanın 10 arabalık bir otoparkının zeminini 6 araç park edebilmekteyken bir de bunların üst katında 4 tane araçlık yer var. Aynı firmada çalışan 6 kişi otopark tamamen boşken araçlarını rastgele park ettiğinde bu kişilerden Ayten ile Sude'nin araçları yan yana olacak. Sude ile Gamze'nin araçları altlı üstlü ve Gamze kesinlikle zeminde olacakmış Gamze ile Nevin. Şimdi Gamze zemindeyse ve Sude ile Gamze altlı üstlüyse ise Sude kesinlikle üst tarafa park edebilir. Sude kesinlikle üst tarafa park edecek dedik. Ben şimdi şunu şunu resmedecek olursam ilk ikisi iki katlı ve üçüncüyle pardon dördüncüyle beşinci de iki katlı. O halde şöyle göstermek istiyorum. Önden bakışını. Şöyle iki katlı. Şöyle iki katlı. Tek katlı. iki katlı. iki katlı ve tek katlı var. Tamam mı? Şimdi Aytenle Sude yan yana olacak. Sude'nin iki üst katlı olacak. O halde Sude'nin gelebileceği kaç farklı yer söz konusu sevgili arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. Sude için dört farklı durum söz konusu. E, Ayten otomatikman seçilmiş olacak. Çünkü Sude buradaysa Aytan burada olacak. Sude buradaysa Aytan burada olacak. Veya Sude buradaysa Aytan burada olacak. Sude buradaysa Aytan burada olacak. Yani 4 farklı durum söz konusu ve Sude seçilince Aytan otomatik seçiliyor. Sude ile Gamze'nin araçları altın üstü diyorsa Gamze'nin yeri de belli. Peki nevine kaç farklı yer kalır? Hop 5 farklı yer kalır. 4 kere 5. Peki geriye kaç tane nevinde varsayalım şurada olsun. Tamam Nevin de zemindeydi çünkü. Geriye kaç tane boş otopark kaldı? Hocam 6. Peki geriye park etmesi gereken kaç kişi kaldı? 6 kişilerdi bunlar. 4'ünü park ettirdik. 2 kişi daha kaldı. O zaman o 2 kişiden birisi 6 farklı yerden birine. Diğeri de 5 farklı yerden birine park edebilir. 4 kere 5 20. 6 kere 5 30. 20 kere 30 600 yapar. Cevabımız B şıkkında verilmiştir deriz. Ve son sorumuzdayız. 34. ÖSYM bakış. Her birinde aynı hizada 3 engeli bulunan 4 koşucunun yarıştığı parkur aşağıda gösterilmiş. Koşuyla ilgili bilgiler de şu şekilde. Bir koşucu sadece bir engele, iki koşucu iki ve diğer koşucu 3 engelin. Yani önündeki engellerin tamamına takılmış. Koşucuların aynı hizada bulunan 4 engelin tamamına takılmadığı bilindiğine göre hangi koşucunun hangi engele takıldığı kaç farklı şekilde bulunur. Şimdi şuradaki engeller var ya ben onları üstten görünümü çizeyim bir. Ee, daha güzel olacak bak. 1, 2, 3, 4 1 2 3 4 ve 1 2 3 4 dedim. Bunlar bizim engellerimiz. Şunlar da parkurlarımız olsun. Kabul mü? Şimdi bir tane koşucu şuradan başlıyor, diğeri buradan, diğeri buradan, diğeri de buradan başlıyor koşmaya diyebiliriz pekala. Şimdi bir koşucu tamamına takılıyordu abi. Onun tamamına takılan hangisi olduğunu nasıl belirleyebilirim? 4 tane parkurdan bir tanesinin tamamına takılmış. Yani 4 tane parkurdan herhangi birini seçtim. Daha sonrasında diğer sporcu da sadece bir tanesine takılıyordu. Varsayalım ki o dördünden birini seçtik de o bu olsun. Diğer koşucu da bunlardan bir tanesine takıldığı için 3 tane parkurdan birini seçtim ve üçünün bir listedim. Çarpı. Şimdi diğer iki koşucu için varsayalım ki burası, tamam mı? Ve buraya takıldı. Diğer iki koşucu için şunu diyeceğim. Abi, birisi burada, öteki de burada. Tüm durum nedir? Herhangi 3 tanesinden ikisini seçip takılacak. Diğer durum o da 3 tanesinden ikisini seçip takılacak ama bu takılmaların içerisinde şu da var. Ve benden bunu istemiyor çünkü 4 engelin tamamına takılmadığı bilindiğine göre diyor. İstenmeyen durumu çıkaralım o zaman. Bu sporcu ne yapacak? Şu ikisinden birini seçecek ve ona takılacak. Bu sporcu da bu ikisinden birini seçilecek, seçecek ve ona takılacak. İşte istenmeyen durum da bu. E hocam şurası 9 3 kere 3'ten, burası da 2 kere 2'den 4, 9'dan 4 çıktı 5. E şurada da 3 kere 4'ten 12. 12 kere 5 kaç yapar? 60 yapar. Bize cevabın ta kendisini verir gençler. Evet böylelikle 34 tane ÖSYM tarzı ÖSYM bakış sorusu çözdük. Şimdi sırada SML tarzı SML bakış soruları var. Bu soruları da aman diyeyim kaçırma ufkunu açacak ufkunu genişletecek sorular var bu soruların içerisinde. Evet gençler sonraki videomuz SML bakış olacak sayma permütasyon kombinasyonda. O videomuzda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da bir zahmet unutmayın.